Ben Sibel Yalçın, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir lezzet olan balık kokoreç tarifini paylaşmak istiyorum. Bunun için ton balığı kullanacağım. Ton balığını iyice süzdürdüm ve 4-5 yemek kaşığı süzdürdüğüm zaman yağ aşağıya akacak. O yağın içerisinden 4-5 yemek kaşığı kadar tavamın içerisine alıp ısıttım. Sarımsağı minik minik küpler halinde doğradım. Zaten bu tarifte tüm malzemelerin böyle minik minik doğranmış olması gerekiyor. Sarımsak şöyle bir kavrulunca sivri biber çekirdekleri çıkarılmış, iyice yıkanmış sivri biberi ince ince kıydım ve yağ ve sarımsakla birlikte kavrulmak üzere tavanın içerisine alıyorum. Diğer tarafta domatesim var, kabuklarını soydum. Onu da minik minik küpler halinde doğradım. Biraz sulu bir domates tercih ederseniz, böyle su salacak domates tercih ederseniz videonun sonunda sebebini söyleyeceğim. Çok iyi olur. Ton balığı kullandım dedim. Ton balığı yerine başka balık da kullanabilirsiniz. Ama kılçığı az olan iri balık, büyük balık, çupra gibi, mezgit gibi balıkları kullanabilirsiniz. Pişirmiş olduğunuz balığın kılçıklarını çıkarıp ton balığı yerine kullanabilirsiniz. Ama ton balığı pişmiş hazır bir balık olduğu için benim daha kolayıma geliyor. O yüzden de ton balığını tercih ediyorum. Domates suyunu saldı ve pişti bu esnada. Zaten çok minik minik küpler halinde doğradığım için pişmesi de çok kısa sürüyor. Ve içerisine artık balığımızı alabiliriz. Baharatlarımız var. Biraz sonra onları da sizlerle paylaşacağım. Balığı koyduktan sonra karıştırma esnasında ister kaşıkla karıştırın ister spatulayla lif lif ayrılması için de kaşığın ucuyla ayırmayı unutmayın. Bir taraftan karıştırın, bir taraftan da balığın lif lif ayrılmasını sağlayın. Bu lezzet balık yiyemeyen çocukların bile bayılarak yiyeceği bir tarif. Biz çok seviyoruz. Hem de hani yemek yok dediğiniz anlarda çok kısa sürede hazırlayacağınız bir tarif, bir yemek tarifi. Baharatlarım var. Zaten normalde de kokoreç çok baharatlı olur, baharatı boldur. Biz de bolca baharat kullanacağız. Kimyon var, karabiber var, pul biber var. Tuzu da ton balığında tuz olduğu için mutlaka tadına bakarak ilave edin. Damak tadınıza göre de tuz ilavesi yapabilirsiniz. Baharatları ekliyorum. Yine tamamen tüm malzeme birbiriyle buluşsun diye karıştıracağım. Gördüğünüz gibi bir taraftan karıştırıyorum, bir taraftan da iri kalmış olan parçaları yine spatulanın yardımıyla lif lif ayırıyorum. İşte bu kadar kolay. Balık kokoreçimiz hazır. En son içerisine şöyle bolca dağ kekiği kullandım. Bol kekiğimizi de koyduktan sonra şöyle bir karıştırıp artık balık kokoreçimizi servis edebiliriz. Bunun için sandviç ekmeğini ikiye bölüyorum. İşte videonun başına demiştim sulu böyle iyice bol su salan bir domates kullanın diye. Bu yüzden ekmeği üzerine şöyle bir batıralım. Domatesli sosu ekmeğe geçsin. Ardından da içerisine balık kokoreçimizi yerleştirerek sıcak sıcak servis edebiliriz. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz abone olup yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, sevgiyle kalın.